Merhabalar. Bugünkü dersimizde Mikrobit ile küçük bir robot tasarımı yapacağız. Bunun için bir servo motor kullanacağız. Öncelikle servo motor bağlantısına bir bakalım. Şimdi servo motorumuzu aldığımızda bunun 3 tane kablosunun olduğunu görüyoruz. Şimdi benimki burada görmüş olduğunuz kablo kahverengi, bazılarında siyah olabilir. Bu en dıştaki siyah veya kahverengi kabloyu GND'ye bağlayacağız. Mikrobitimizin GND çıkışına bağlayacağız. Ortadakini de 3 volta, ortadaki kırmızı olanı da 3 volt giriş pinine bağlıyorum. Ve yine en baştakini de 0 pinine bağlayacağım. Şimdi şurada hemen yapalım. Şöyle aldım. En baştaki, bakın, kahverengi olanı mikrobitimin GND kısmına şuraya bağladım. Şuradan. Diğerini şuradan 3 volttan bir kablo aldım. Onu da ortadaki güç pini olduğu için ortadaki yere bağladım. Son kablom olan şu dıştaki turuncu burada, sarıya da yakın. Onu da 0 pinine bağlıyorum. Aldım ve onu da 0 pinine şu şekilde bağlamış olduk. Şimdi servo motorumuz hazır. Şimdi bu servo motor robotumun başını çevirmesi için ayarlayacağım. Robotun gövdesi için ben şöyle yüzme makarnalarından elimde parçalar vardı. Bunu kullanacağım bugün. Toplu iğneleri alalım. Şuraya batması için de şuralarına kürdan taktım, kenarlarına. Ve bu kürdanla şöyle kolayca batırabileceğim. Buna monte etmesi kolay oluyor. Böylece herhangi bir farklı yapıştırıcı kullanmaya gerek kalmıyor. Şimdi gövdesi hazır. Sıra geldi başını ayarlamaya. Başı için İki tane LED'e ihtiyacımız olacak. Onu da şöyle hazır ettim. Şu toplu iğneleri bir kenara alayım. Robotumuzun başı için yüzme makarnalarından kesmiş olduğum şöyle bir parça kullanıyorum. Bunun içerisine iki tane LED taktım gözleri için. Ve LED'lerin arka bacaklarını şöyle birleştirdim. Her iki LED'in de eksi bacaklarını birleştirip onların kablosunu Mikrobit üzerindeki GND'ye bağlıyoruz. Artı bacaklarını da birleştirip şu şekilde bunu da, bu kabloyu da bir pinine bağlayacağız. Şimdi bağlayalım hemen. Şöyle bırakayım. Bakın, bir pinine bağlıyorum. Bunlar artı bacakları. İki tane LED'in ikisinin de artı bacaklarını bir pinine bağladık. Akabinde diğer eksi bacaklarını da şöyle birleştiriyoruz. Tek kabloda. Onu da GND'ye bağlayacağız. Şöyle. Peki şimdi sıra geldi başını servo motorun üzerine monte etmeye. Onu da toplu iğnelerle yapıyorum. Şuradan alttan, şuradan toplu iğne batıracağım ve buna monte edeceğim. Şöyle aldım. Buradaki deliklerden geçirince bu da buraya gayet güzel monte oluyor. İsterseniz silikonla da yapıştırabilirsiniz. Evet, robotumuz neredeyse hazır. Son olarak şuraya şöyle bir şekil yaptım. Servo motor görünmesin diye.
Onu da önüne toplu iğne ile tutturuyorum şu şekilde. Evet, robotumuz hazır. Şimdi sıra geldi kodlamasına. Hemen kod aşamasına geçelim. Merhabalar. Servo motorla yapmış olduğumuz robotumuz için şimdi kodlarını yazalım. Bunun için makecode.mikrobit sitesine girişimizi yapıyoruz. Ve yeni proje başlat diyoruz. Projemizin ismini robot diyelim kısaca. Şöyle oluştur dedim. Açılan sayfada program başladığında bloğunun içerisine analog sinyal darbe pin koyacağız. Şöyle gelişmiş sekmesine tıklıyoruz. Pinler bölümünden şurada bulunan bu bloğu yerleştiriyoruz. Ardından bir değişken oluşturuyoruz. Değişkenler sekmesinden. Bu servo motorun açısı için açı isimli bir değişken oluşturdum. Şimdi başlangıçta servo motorun açısını 90 yapsın. Ardından yine pinler kısmından servo motor pinini alıyoruz. Şunu alıyoruz. Şöyle yerleştiriyoruz. Bunun içerisine de oluşturmuş olduğumuz değişkenden açıyı yerleştiriyoruz. Başlangıçta program başladığında 90 derece olarak ayarlamış olduk. Şimdi her zaman bloğunun içerisine şöyle aldık. Bunun içine yine şu pini servo motor pin 0'a bağlamıştık biliyorsunuz servo motoru bakın. Bunu alıyoruz. Yine pinler sekmesinden bunu aldık, yerleştirdik. Şimdi şuraya şurada bulunan pinler bölümünde bulunan şu yuvarlak olan bloğu alıp şuraya yerleştiriyoruz. Burada yapacağımız şey servoyu neyle kontrol edeceğimize karar veriyoruz burada. Bunun için input sekmesinden ivme ölçerle kontrol etmesini istiyorum. X ivme ölçeriyle bunu Y de yapabilirsiniz. Ben X'i tercih ettim. Şimdi bakın mikrobitimizin her hareketini duyarlı şekilde hareket edecek servo motor. Bunun için şurada bunu 45, bunu da 130 ya da 135 yapabilirsiniz. Bakalım şimdi. Bakın mikrobitin hareketiyle, ivme ölçeriyle hareket ettiğinde servo motorumuz da hareket ediyor. Bu bizim robotumuzun başını çevirmesini sağlayacak. Peki, bunu yaptıktan sonra şuraya bir bekleme süresi de koyalım. Hemen temel sekmesinden şöyle çok kısa 100 milisaniye bir bekleme süresi koyalım. Böylece hiç durmadan değil de hafif hafif hareket etmesini sağlamış olacağız. Evet, şimdi robotumuzun biliyorsunuz iki tane de LED takmıştık. Gözleri vardı, onları kodlayalım. Bunun için fonksiyon oluşturacağım. Fonksiyonlar sekmesinden şöyle fonksiyona isim verelim. Gözleri açık olsun. Şöyle sileyim. Gözleri açık. Şimdi biz LED'imizi hangi pine bağlamıştık? Bir pinine bağlamıştık. Onun için buraya dijital pin olarak şuradan pinler sekmesinden dijital pin P0'ı aldım. Bunu 1'e çeviriyorum. Pin 1 yapıyorum.
Gözleri açık olacağı için ledler yansın. Onun için bu değerini de 1 yaptım. Bir de simge olarak göstersin. Burada ledler yansın. Bunun için de şurada bakın resimler var. Image seziyor oyunun hemen altında. Buraya tıklıyoruz. Buradan şunu alıp şöyle buraya yerleştirebiliriz. Pardon. Şunu aldık. Buradan yine şunu alıyoruz. Buraya yerleştiriyoruz. Bunun içerisine de şunu çıkaralım. Evet. Şu şekilde yerleştirdik. Şimdi burada gözleri açıkken bir gülen yüz göstersin bize. Bunu da A düğmesiyle kontrol edelim. Onun için input sekmesinden A düğmesini aldım ve buraya, burada yazmış olduğum fonksiyonu buraya çağıracağım. Şimdi fonksiyonlara tıklıyorum. Çağır, gözleri açık fonksiyonu çağırdık. Şimdi A düğmesine basalım. Oynat sekmesine geleyim. Bakın gülen yüz gösterdi ve P1 pini yandı. Peki söndürmek için B düğmesini kullanalım. Bunun için de tekrar aynı fonksiyondan oluşturacağız. Fonksiyonlar bu sefer gözleri kapalı olsun. Oluştur dedim. Buraya geldim. Şuradaki kod bloklarını kopyalayıp buraya alıyoruz. Burada P1 pinini sıfırlıyoruz. Şu bloğu da kopyalayalım. Bu sefer de gülen yüz değil de uyuyan bir yüz ifadesi takınsın. Şöyle. Şunu da kopyasını çıkartalım. Bunu B düğmesi yapalım. Ve buraya gözleri kapalı fonksiyonunu çağıracağız. Fonksiyon sekmesinden gözleri kapalı fonksiyonunu çağırdık. Bakın şöyle A düğmesine bastığımda gözleri açık olacak. Gülen yüz gösterecek. B düğmesine bastığımızda da uyuyan bir yüz kapalı olacak. Şu şekilde. Servo motoru da onu mikrobiti salladığımızda kontrol etmiş olacağız. Son olarak sallandığında da gözleri yanıp yanıp sönsün. Onun için input sekmesinden salla düğmesini aldık. Ve bunun içerisine şimdi döngüler sekmesinden şöyle 5 kere ya da 4 kere de olabilir. 4 kere gözleri yanıp sönsün. Yine fonksiyonlar sekmesinden gözleri açık ve gözleri kapalı fonksiyonlarını çağırıyorum. Aralarına da bekleme süresi ekleyeceğim. Şuraya tıkladık. Şunu 200 milisaniye yapabiliriz. Şu şekilde. Bakalım şimdi sallandığında bakın gözleri yanıp sönecek bu şekilde. Evet, robotumuzun kodları bu şekilde. Şimdi gelelim yüklemeye. Programı yükleyelim ve ardından çalışıp çalışmadığını test edelim. Ben daha öncesinden yüklemiştim. Şimdi A düğmesine bastım. Gözleri yandı. Şurada bir temassızlık olabilir.
Hemen kontrol ediyorum.